Merhaba Yasin abi. Şimali Podcast'a hoş geldiniz. Bir insanı hayatımızda konumlandırabilmemiz için o kişiyi önce tanımamız gerekir. Bu minvalde Ketse Yasin Durmaz kimdir? Merhaba, hoş bulduk. Nasıl tanırsınız bilmiyorum ama inşallah filmin sonunda iyi bilirsiniz. Şöyle tanıtmaya çalışayım. 1986 Düzce doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimim burada Sakarya'daydı. Lisansı Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde fizik bölümünde tamamladım. 2009 yılında Ankara'ya gittim. Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans ve çalışma hayatına başladım. Ankara'dayken de Cankat Devrim'in öğrencisi olma şansını yakaladım. Kendisinden, Sefer Berzek'ten. Ses kayıtları aldım. Kendimce kendi çapımda bir arşiv oluşturmaya çalıştım. Sonra 2012 yılında tekrar Sakarya'ya dönüş yaptım. 3 dönemdir burada Sakarya Kafkas Kültür Derneği'nde görev alıyorum. Yönetim kurulu üyesiyim burada. 2014-15 yıllarında da yine buralardan Düzce ve Sakarya'da Çerkes köylerini gezip işte bizim kültürün canlı şahitlerinden video kayıtlar alarak Avrupa Birliği Bakanlığı destekli zamanla atıkları belgeselini hazırladım. Bunların dışında da Dimak, Ayda bir Haçeş vardı Haçeş. En son da Mizage gibi kültürel ve ulusal dergilere de yazılarımla katkı sunmaya çalıştım. Şu an Sakarya'da yaşıyorum. Özel bir ilaç firmasında çalışıyorum. Bu şekilde kısaca tanıtabilirim. Çok genç yaşlarınızdan bu yana kültürümüz adına çaba gösteriyorsunuz. Yazdıklarınız, çektikleriniz. Sizce kültürümüz neden önemlidir? Neden toplumumuz, tarihimiz, kültürümüz adına enerji harcamalıyız? Dediğim gibi Sefer amcadan Sefer Berzek'ten bir gün ses kaydı alırken İnsan önce kendi derisinde yüzmeyi öğrenmeli. E, kendi derisinde yüzmeyi bilmeyen denizde, okyanusta yüzemez, boğulur demişti. E, bu cümlenin bu cümle benim için kıymetli. E, bu bir pencere olsun. Diğer bir pencerede Cankat Hoca'dan 2-3 yıl önce duyduğum bir cümle. Cankat Devrim bu benim vazifemdi. Kimse bana bu görevi vermemişti ama bu benim vazifemdi demişti. Şimdi pencereleri biraz aradığınızda sorduğunuz neden sorusunun cevabını da e, buluyorsunuz sanki. İki cümleden de bazı kelimeleri alarak yeni cümleler kurmak lazım burada. E, ama yazıya dökülmüş, ama ses olmuş, söylenmiş ya da henüz iki formada girmemiş, düşüncede kalmış cümleler. Fakat kurmak lazım bu cümleleri. Hayatta kalmak vazifemiz olduğu için bu cümleleri kurmak lazım. Başkası için değil yani kendimiz için bu cümleleri kurmamız lazım. Bir de biraz önce verdiğim örneklere belki biraz ters düşecek gibi görünse de Nietzsche'nin okuduğum bir kitabında insan bir iyiliği kendisi için yapar gibi bir cümle geçiyordu. Cümleyi de şu şekilde örneklendiriyor. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir kadın gördüğünüzde o kadına yardım etmek istersiniz. Ona yardım edişinizin altında sizin aslında ondan güçlü olduğunuzu göstermek vardır diyor. Bu yüzden biraz ters düşecek gibi dedim. Psikanalize meraklı olsam da konu hakkında konuşabilecek kadar bir bilgiye sahip değilim ben. Ama sorunuzdaki o neden enerji harcamalıyız'a cevap olabilir. İnsan potansiyelini göstermek kinetiğe çevirmek ister. Bir nevi bilinmeklik. Arzusu bu. Bunu yaparken de iyiliği işte kendiniz için yapmış oluyorsunuz. Kendinize yaptığınız her neyse zaten topluma da kültüre de bir şekilde yapılmış sayılabilir e, bu sanki. E, yani önce kendinizi var edebilmeniz lazım. Var edebilmek e, ontolojik derin e, ve iddialı bir tanım. E, var edilmekten kastım tanımalı, e, e, bilmeli. Hatta bu kelimeler bile aslında büyük kelimeler tanımaya, bilmeye çaba sarf etmeli e, diyelim. Yani bu zaferden değil, seferden sorumluluk mevzu. E, onun dışında <laughs> Heraklitos kendimi aradım diyor mesela. E, bu da bence e, kilit. Kendini arayan e, peşi sıra birçok şeyi bulabiliyor işte en başta dediğimiz gibi vazifesini bulabiliyor. Neyin kendisi olduğu, neyin kendisi olmadığını da bu arayışın sonucunda şekillendirebiliyor, şekilleniyor bu cevabı da yine sevdiğim Melih Cevdet Anday'ın bir dize dizesiyle nihayete erdirelim. Anday, sağ salim geçtim kendimi diyor kendimizi sağ salim geçebilmek için bunun için enerji harcayalım. Biraz da toplumumuza kattığınız değerlere değinmek istiyorum. Mesela yönetmen ve yapımcılığını yaptığınız Zamanın Anlattıkları belgeseli. Bu belgesel bize neler katıyor? Yani muhakkak yaparken bazı faydaları gözetmiştim ama belgesel şunu şunu katıyor demek benim için zor. Çünkü benim amaçladığım faydadan, katkıdan çok farklı bir şeyi, farklı bir gözle izleyen biri bulup kendine bir şeyler katabilir. Burada da şeyler dediğimiz kısım işte imlaya, kelama gelmeyen zor şeyler yani. Musluktan akan suya inat tulumbadan su çekmek diye bir tanım yapmıştım ben. Belki belgesel bize e, tulumba suyunun tadını bırakabilir. Bazen kumlu gelse de bu <laughs> tulumba suyu. E, bir de belgeselin CD kapağında ve YouTube'da olan videoların altına şöyle bir not düşmüştüm o zaman. E, Aynanın sırrı kaybolduğunda camdan farkı olmaz. E, size, sizi gösterecek olan o sırdır. Yine belki bir nebze o sırrı gösterir. Belki içinde bulunduğumuz kaotik karmaşık girift durumdan bizi biraz çekip zamanı yavaşlatıp bize bizi hatırlatır. Şu an için bunları diyebilirim cevap olarak size. Zamanın anlattıkları belgeselini ilk izleyişim yıllar önceydi. Kim olduğumu farkındaydım ama yine de bir arayışta olduğum 15-16 yaşlarındaydım. Daha önce kültürüme dair birkaç kısa belgesel haricinde dans ve müzik videolarından başka bir şey görmemiştim. Bu çalışmanız benim gibi birçok gencin gönlünde aslında bir çerkezlik filizlendirdi. Şimdi gençlerimiz de toplumları hakkında bir kitap okusa, bir belgesel izlese, dünkü düşünceleriyle bugünkü değiş düşüncelerinin aynı olacağını düşünmüyorum. Bizde eksik olan bu olabilir mi? gençlerimizin, çocuklarımızın kendini bulacağı filmler, belgeseller ne dersiniz? Öncelikle ucundan kıyısından da olsa böyle bir filizlenmeye vesile olabilmek ve bunu duyabilmek mutluluk verici. Bunun için teşekkür ederim. E, izlenen, seyredilen filmlerin, e, belgesellerin, okunan kitapların, romanların, e, şiirlerin, dinlenen müziklerin insanın hayat tarzını şekillendirmede e, büyük yeri olduğuna ben de inanırım. E, bir filmi izledim, bir kitap okudum, bir film izledim, bir kitap okudum, hayatım değişti. Cümlesi e, büyük bir cümle olsa da filmlerin, kitapların düşünceleri geliştirdiği, değiştirdiği, düşüncelerin de zamanla yaşantınızı değiştirdiği muhakkak benim için de Osman Çelik'in mesela Osman Çelik'in Genar serisinin yeri çok ayrıdır. İsmet Arasan'ın yönetmenliğini yaptığı Tevfik Esençli o Son Sesler belgeseli. Yine izlediğim ilk Nalmes gösterisi. Şu var insan her an bir önceki andan farklıken bunları okuduktan, izledikten, dinledikten sonra kimi hislerin, duyguların, düşüncelerin değişmemesi pek olası değil zaten. Bizde eksik olan bu olabilir mi soru kısmına gelince elbette yaptıklarımız yeterli değil. Eksiğini hissettiğimiz, eksik kaldığımız konulardan biri evet. Bildiğiniz gibi Mayıs ayı Çerkezler açısından kimi travmatik büyük olayların meydana geldiği bir ay. Mesela bu ayın başında anılan Gönem Manyas Çerkez sürgünlüğü ile ilgili e, Sürgün üstes üstünden 97-98 yıl geçmesine rağmen bizim hala bir belgeselimiz yok. Yine e, bu Mayıs ayı içinde 11 Mayıs 1918 Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti e, toplum tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından biri bir tanesi. Konuyla ilgili söyleşiler, sempozyumlar yapılıyor olsa da yapılmış bir belgesel var mı? Ben şahsen bunu bilmiyorum. Varsa da benim eksiğim olur bunu bilmemek. Ee, 21 Mayıs 1864 başlı başına bir vaka. Didem, bunda Didem Şahin'in e, No Sochi belgeseli haricinde böyle sinematografik değer taşıyan başka bir yapım var mı? Yine ben bilmiyorum. Ee, yine benim aklıma gelmedi. Yani eksi, eksiğimiz çok. Benim şu an yaptığım gibi eksiklerimizi sayanlar yerine eksiklerimizi tamam edenler e, biraz daha artar, biraz daha görünür olurlarsa inşallah o sayede de e, gönlünde çerkezlik filizlenenler de artar umarım. Belgeselinizde dikkatimi çeken noktalardan birisi de e, toplumumuzda çocuğa verilen değer. Eskiden Çerkezler odaya bir çocuk girince rahatlarını bozar ayağa kalkarmış. Buradan hareketle Çerkez kültüründe çocukların sahip olacağı, hissedeceği değeri düşünemiyorum bile. Bir de günümüze bakalım. Çocukların yarısı değer görememekten ezilip büzülmüş. Konuşmaya cesaret yok. Diğer yarısı da kimseden değer göremeyince kendine, göremeyince kendine fazlaca değer vermiş. Biraz egoistleşmiş ve toplumuyla alakası yok duyduklarınızla, gördüklerinizle Çerkezler'de çocuk yetiştirme hakkında neler söyleyebilirsiniz? Evet, şimdi hepimizin duyduğu, bildiği temel olgu burada çocuk bireyin anne babanın değil, toplumun çocuğu oluyor. Eğitimini daha yakın aileden alıyor. Ben pek öyle bir ailede yaşamadım. Sadece yazları köye gidebilme ve o ortamı yaşayabilme şansım oluyordu. Bu yüzden Çerkezlerin geleneksel çocuk eğitiminde gördüklerimden çok duyduklarımı, yaşayanların anlatılarını aktarabilirim. Sizin de belirttiğiniz gibi en yaygın anlatı çocuğa gösterilen saygı ve ona yapılan, ona gösterilen erişkin muamelesi, bunun çocuğa özgüven kazandıracağı inancı hakim kültürümüzde. Bireyin değil toplumun evladı olmasının altında yatan neden de. E benim bildiğim duyduğum çerkez toplumunda toplumunun savaşlarla dolu bir yaşayışı olması işte savaşta bir kayıp olduğunda çocuk babasız kaldığım hissine kapılmasın diye bu bu gelenek sürdürülüyor bu gelenek oturmuş Yakın geçmişte savaşlar sona erse de çocuk yetiştirmede ana kaide yine epey devam etmiş ama bizde. Çocuk öz babasının yanında amcasını, dayısını, civardaki diğer büyükleri de babası gibi biliyor. Hatta çoğu zaman öz babasından ziyade bu kişiler çocuğa yakınlık gösteriyor. Bizde de bu, bu yaşanmış. Benim babam mesela dedeme ilk kez askere giderken sarılabilmiş. Mesela bu, bu tip şeyler hepimizin ailesinde buna benzer Anlatılar mevcuttur. Tabi günümüzde e, durum biraz daha farklılaştı. Kalabalık aile yapısı kalmadığı gibi çocuğuna biraz evvel örneklerini verdiğimiz gibi mesafeli davranan e, ebeveynler de yok. Olmaması da bu çağda e, o çocuğun pedagojik gelişimi için belki daha hayırlı da olabilir. Öyle daha hayırlıdır sanırım. E, ama şu meşhur odaya bir çocuk girse dahi ayağa kalkılır anlatımıza değinmek istiyorum biraz. Şimdi bu cümle yabancılara karşı ve derneklerde hala popülaritesini devam ettirmekte. Ben de ben ortaokul zamanlarımdan beri derneklerin içindeyim. Bu cümleyi övgüyle kullananlardan ki çoğu dernek yöneticisidir bunların. Çocuğa ayağa kalkanların sayısının ben bir elin parmaklarını geçtiğini görmedim. Ee, yani baktığımız zaman burada kalıplaşmış ve içi boşaltılmış durumda olduğunu görüyoruz bu cümlenin. Ee, bu ana kaidenin anlattığımız şeyin. Ee, burada olduğun gibi görünme ya da göründüğün gibi olma mevzusunda bir biraz problemliyiz sanki biz. Evet. <laughs> Çünkü kültüre ait gelenekler günümüzdeki bu hamasi hale gelmiş söylemlerle değil, yerinde uygulamalarla, yerinde uygulama ve uygulamaya işlerlik kazanmasıyla sürdürülebilir. Bu çalışmaya sizi iten gücün adiyet hissi olduğunu birçok yerde dile getirdiniz. Peki bu çalışmanın sizde oluşturduğu fikir ve his nedir? Bu projeden sonra neler yapmaya karar verdiniz ve yaptınız? aidiyet kavramından bahsederken benim hoşuma giden ve pek çok yerde de verdiğim bir örnek vardı. Bu termodinamiğin ikinci yasası. Entropiye atıfta bulunuyordum. Sorunuzu yine bu örnekle yanıtlamaya çalışayım. Şimdi bu entropiye anlatırken şöyle anlatıyorum. Elimize bir buz alalım. Bir süre sonra buzun eriyip suya Suyun da zamanla buharlaşıp e, gaza dönüşeceğini biliriz. Gaza göre düzenli yapıdaki sıvının ve sıvıya kıyasla daha düzenli yapıdaki katının bu olağan dönüşümü düzensizliğin artması olayı. Buna entropi diyoruz. Şimdi elimizdeki buz eridiğinde e, elimizi ne kadar aynı şekilde tutarsak tutalım su tekrar buza dönüşmeyecek. Şimdi buz erirken ve elimiz donarken bize o buzu attırmayan, tutturan bir şey var. Burada buzu genel anlamda ben çerkezlik kelimesiyle eşleştiriyorum. Bu, bu örneği veriyorum. Siz buna dil deyin, habze deyin, folklor deyin fark etmez. Elinizdeki çerkezlik yavaş yavaş erirken bu eriyişi görürken ve bu süre zarfında elimiz donarken bize bir şey onu tutturuyor. En kolay tanım olarak aidiyeti bulduğum için aidiyet diyorum. Fakat bence çok daha e, derin bir şey bu. Pek e, tanımlanabilir bir şey de değil. E, o yüzden ben böyle durumlarda e, sevdiğim, Wittgenstein dinliyorum. Wittgenstein'ın bir sözü var. O da şöyle diyor. E, konuşulamayan üzerine susmak gerekir diyor. O yüzden ben burada sessiz kalmayı e, tercih edip Aidiyet deyip geçiyorum buna bu, bu örnekle örneklendirip de sorunuzun ikinci kısmına gelecek olursak da projeden bir iki yıl sonra zamanın anlatamadıklarını e, yapmaya karar vermiştim yine Düzce Adapazarı'nda bu sefer Çerkezlerin Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki e, yaşadığı kimi olaylar anlatılamayanlar anlatılmaya çalışılacaktı ama Biraz benim tembelliğim oldu burada. Biraz büyüklerimizin çekinceleriyle sürekli ertelendi. Sonra çekemiyoruz. En azından yazalım dedik. İşte Mızagen'in bir sayısında yer verdik. Bu Cumhuriyet döneminde Çerkezlerin yaşadığı kimi sıkıntılarla. Şimdi de araya pandemi süreci girdi. Hala vazgeçmiş değilim ama çok da üstüne düşemedim bir türlü proje olarak yapmak istediğim bu var. 1-21 Mayıs'ın daha kıyısından geçtik. Bu tarih size neler düşündürüyor? Sürgün ne şekilde anılırsa, Çerkezliğin korunması ve yaşanması amacına fayda sağlayacaktır. Şimdi daha önceki sorularınızı da biraz böyle yanıtlamaya çalıştım. Ben sorulara şu şudur diye cevap vermek yerine belki biraz bazı şeyler havada kalsa da imgelerle, soyut örnekler vermeyi daha çok seviyorum. Bunun daha düşündürücü olduğunu düşünüyorum. Yine bu şekilde ilerleyelim bu sorunuzda. Felsefe biraz meraklıyım. Dil felsefesi alanında da okuma yapmayı seviyorum ben. Dil felsefesinde varlığın dört haliyle alakalı bir kavram var dört varlık meselesi diye geçiyor bu. Bunlar da vücudu aynı, yani vücudu aynı dediğimiz kelimenin kendisi olmuş oluyor, özü. Vücudu hatti, varlığın yani bunlar. Bu, bu vücudu hatti de hattan e, anlaşılabileceği gibi kelimenin yazıdaki yeri. E, vücudu zihni bizim kelimenin zihnimizde oluşturduğu yeri, kavramı zihni kavramı. E, de vücudu lafzi de kelimenin söylendiği hali. Şimdi, anlamına geliyor aslında bu. Hepsi de birbirinden farklı şeyler. Şimdi 21 Mayıs dediniz. 21 Mayıs dediğimiz zaman bu söylem zihnimizde bir şey oluşturuyor. Bu oluşan imaj herkeste de farklılık gösterebilir ki gösteriyor. Bu farklılık zamana ve mekana göre de değişebilir. İnsanlara bir kelime sunuyorsunuz ve insanlar bir kelimeyle bir soykırımı anlamaya, hissetmeye, düşünmeye davet ediyorsunuz. Aslında bu hiç kolay bir şey değil. Şimdi 21 Mayıs dediğimiz zaman yani bundan bahsediyorum. 21 Mayıs diyorsunuz bu kelimeyle bu bu kelimeyi sunuyorsunuz insanlara ve bundan soykırımı anlamasını, e, hissetmesini, düşünmesini istiyorsunuz. Aslında beklediğiniz bu. Bu kolay değil. Bahsettiğim bu. E, ne şekilde anılırsa anılsın hiçbir zaman bizim demin dediğim bu vücudu aynı dediğimiz kelimenin kendisi özü kısmını e, yakalayamayacağımızı düşünüyorum. Yakalayamayacağız. E, çünkü yaşamadığımız bir şeyi tanımlamak ve anlatmak belki mümkün olsa da e, hisse ortak edebilmemiz çok zor. Biz neden yaşamadığımız, soykırım yaşamadığımız anlamına gelmesin bu. Biz soykırıma uğrayanların torunları olarak 21 Mayıs'ı şu an sadece yazıda ve söylemde oluşturulma, oluşturabilme kabiliyetindeyiz maalesef. Bunlar dışında elbette yer ve zaman bakımından sürgünün, soykırımın anılması kısmıyla ilgili fikirlerim var bence hafızada yer edebilmesini güçlendirmek adına öncelikle 21 Mayıs muhakkak gününde 21 Mayıs'ta anılmalı, anılacaksa eğer e konsolosluk önünde protestoların özelde kişi genelde de bizi daha diri tutacağını düşünüyorum ben. E, no eylemlerini o zamandaki diasporanın reflekslerini hatırladığımız zaman e bunu hatırlayın. Üstünden çok bir süre geçmemesine rağmen şu an bizde bir atalet mevcut. Ee, o zamanki o o reflekslerimizi sanki kaybettik gibi bunu kırmamız gerek. Ee, düzce, düzceden zaman anlatamadıklarından bahset. Mesela düzceden yaşanmış bir örnek vereyim. Zaman anlatamadıklarının konusu bu. Ama buraya da uygun düşecek. Ee, düzce isyandan sonra kaymakamlık binasının önünde bulunan Çınar ağaçlarında birçok Çerkez'in idamı gerçekleşiyor. Daha sonra da Çınar ağaçları kesiliyor. Çünkü Çınar ağaçları size sizi ve Çerkezleri idama götürenleri hatırlatacak. Yani bu bundan dolayı, bu yüzden kesiyorlar o Çınarları. Şuna geliyorum, atalarınızı denize bakarak anabilir, yad edebilirsiniz. Kefkendeki anma törenlerine karşı değilim. Hatta keşke Anzakların Çanakkale'de gerçekleştirdikleri şafak ayini gibi o montazanlıkta gerçekleşebilsek ama bunlar seremoni. Ee, sizi soykırıma uğratanlarla soykırımın muhatabıyla denize bakarak hesaplaşamazsınız. Ee, bu hesaplaşma içsel bir hesaplaşma olsa bile. Ee, ben bundan dolayı da Rus konsoloslukları önündeki 21 Mayısları daha böyle daha kıymet kıymetli buluyorum. Bunları diyebilirim. Adettendir. Hayatta bir başarısı olandan e, tavsiye istenir. Biz gençlere ne önerirsiniz? Enerjimizi nereye, nasıl harcayalım? Estağfurullah. Öneride tavsiyede bulunacak bir konumda değilim açıkçası. Eski bir absuha duası var. O duayla ancak temennide bulunabilirim. Şöyle diyor. Yüce Yaradan üstünüze düşeni ve size yakışanı yapmak için sizlere iç ısınması ve gönül isteği versin diyordu bu e, Absuva Apsuva duasında. E, böyle bir temelde bulunayım. Bir de Adige Hohu var. bir e, Hoh'dan temelden, duadan bir parça. O da yeryüzünüz yeşil, gökyüzünüz berrak olsun diyor. Sizlerin de yeryüzü yeşil, gökyüzü berrak olsun katıldığınız ve sorularımıza cevap verdiğiniz için teşekkür ediyorum Yasın abi. İyi günlerde görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Değer verdiniz, değer verip konuk ettiniz. Değer bulasınız. Görüşmek üzere. Sağ olun.